Esports YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nda 3. günü de tamamladık. 3. günün son maçı da müthiş geçti. Doruk Keskin'le beraber yine her zaman olduğu gibi bu 3 maçı konuşacağız. Bugün başlangıçta Avusturya-Kuzey Makedonya karşılaşması vardı. İngiltere-Hırvatistan maçı ara sıcak ve ana yemekte kuşkusuz ki turnuvanın da en keyifli maçı olan Hollanda-Ukrayna maçıydı. Müthiş goller izledik. 5 gol birden izledik. Hepsini konuşacağız Doruk. Aslında kağıt üzerinde bu maçlar öncesinde ana yemek İngiltere-Hırvatistan maçı olabilir gibi duruyordu tabii ama Hollanda-Ukrayna maçı müthiş bir keyif verdi hepimize galiba. Sonunda Avrupa Şampiyonası başladı dedik. Ya kesinlikle, özellikle ilk gün İtalya mağlubiyetimiz ve dün Eriksen'in olayları falan, ilk defa şöyle yüksek enerjiyle salt kupayı konuşabileceğimiz bir gün oluyor. O yüzden ben de acayip motiveyim. Ama başlangıçta başlamadan önce tabii ki önce dünün maçlarıyla ilgili. Son durum ne? Doruk kaçta kaç yaptı? Ben kaçta kaç yaptım, ona bakalım. Ben biraz duygusal yaklaşmıştım ama Allah'tan Hollanda-Ukrayna maçında. Allah'tan Hollanda kazandı da ben 3'te 1 yapmış oldum. Doruk da 3'te 2 yapmış oldu. Ben yarım puan alman gerektiğini düşünüyorum Hollanda maçında. Hiç katılmıyorum. Çünkü Hırvatistan da berabere bitirebilirdi. Kuzey Makedonya da berabere bitirebilirdi. Yani Hırvatistan maçına katılıyorum ama yani Avusturya net kazandı bence. Tabii işin şakasındayım. Hollanda-Ukrayna maçı, ilk golden sonraki sevincin geliyor aklıma. 3'te 0 çekmemem lazım motivasyonun. Yani tebrik ediyorum sonuçta. Ben de seni tebrik ediyorum ama zaten bu daha ilk günün bilançosudur. Tabii canım, bakalım daha önümüzde çok uzun bir zaman var. Ama gerçekten de 2-0'dan 2-2'ye geldiğinde de benim yüzümün hali ve tabii ki Doruk'un da mutluluğunu görmeniz lazımdı. Neyse ki Hollanda o 3. golü attı da benim de en azından bir tanecik bildiğim maç olmuş oldu. Cidden çok sevindim ya. Bundan sonra duygusal yaklaşmayacağım. Zaten programın sonunda yarınla ilgili, daha doğrusu bugünle ilgili karşılaşmaları da konuşacağız. Kuşkusuz ki hemen başlangıçta başlayalım. Avusturya-Kuzey Makedonya maçıyla başlayalım. Benim beklediğimden daha iyi bir Kuzey Makedonya vardı. Ben duygusal yaklaşarak beraberlik vermiştim o maçı ama yani çok iyiydiler, çok iyi direndiler. Pandev zaten Avrupa Şampiyonası'na taşıyan kişiydi Kuzey Makedonya'yı. Sonrasında bir de golü atan da kişi oldu. Her ne kadar kaleci hatası olsa da, orada bir fırsattan istifade etme durumu olsa da. O maç için ne diyeceksin? Neler öne çıktı sence? Ben biraz Avusturya tarafından bakayım. Dün de biraz bahsettim. Evet. Avusturya'ya yükseğim bu turnuvada. Bunun sebebi de şu. Yani Sabitzer'le Alaba'yı bir tarafa bırakırsan bence orta iyi olabilecek çok oyuncuları var. Hı hı. Yani işte Schlager mesela, Wolfsburg'un defansif oyun kurucusu, ya da bu sene çok yakından takip ettim mesela Karadzic'i. Çok iyi bir çaylak sezonu geçirdi Bundesliga'da. 15-16 gol attı. Onu koyabiliriz. Bugün çok kötü oynayan, dün çok kötü oynayan Baumgartner, yine Hoffenheim'da çok heyecan verici, çok kaleye yakın olduğunda skor tehdidi yapabilen bir oyuncu. Ama tabii bu takımın komutanı Sabitzer. Çok topa sahip oldular doğal olarak Makedonya'ya karşı. Evet. Üstüne oynadılar topa sahip olma olarak ama daha çok kenar ortaları atmaya çalıştılar. Sabitzer sol içte çok özgür bir rolü vardı. Bütün ataklar onun üzerinden döndü. Şu da dikkatimi çekti. Alaba'yı Hinteregger ve Dragovic'in arasında oynatmak da gayet mantıklı. Çünkü çok ağır iki stoper var. Alaba hem orayı süpürebilir hem de oyunu kurabilir. Artıları var Avusturya'nın, eksileri var. Artılarından biri mesela uzun takımlar. Karadzic 2 metrenin üzerinde. Hinteregger geçen sene Bundesliga'nın en çok kafa golü atan stoperiydi. Ya da işte Dragovic aynı şekilde. Hem duran toptan çözebiliyorlar hem Sabitzer'den çözebiliyorlar. Ama oyunu biraz da değişiklikler çözdü aslına bakarsan. Maç 1-1 gidiyordu. Hem Arnautovic oyuna girdi hem de Grigoriç oyuna girdi. İkisi zaten maçı çözen oyuncular oldular. Makedonya konusunda şöyle, biraz Alioski tarafına yıkıldı Makedonya. Evet. Sen de fark etmişsindir. Hep oradan gelmeyi denediler. Ama 3 tane 3 stoperinde genel hatlarıyla iyi oynadığını söyleyebiliriz. Avusturya'nın haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Çok ciddi bir oyun üstünlüğü olsa da acayip bir pozisyon zenginliğine girmediler. Ama kadronun heyecan verici olabilecek oyuncularla bezeli olduğunu düşünüyorum Seyhan. Ben de öyle. Dimitrievski'nin çok güzel kurtarışları vardı bu arada. Ama tabii bu arada o da bir ikinci lig oyuncusu sonuçta. İspanya'da Vallecano'da oynuyor hepimizin bildiği gibi. Ama ona rağmen işte ikinci gol yedikten sonra bir tutulma da yaşadı Makedonya. Üçüncü gol de hemen arkasından geldi. Günün sonunda Pandev'in gecesi oldu yani. Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü de atmış oldu oraya taşıyan isim. Dolayısıyla hani hala dün konuşmuştuk ya, Pandev hala evet. Gol atıyor mu ya sorusu. Evet abi, atıyor. Ya atıyor. Bu arada hani attığı gol de tabii ki bir
top önüne düşüyor vesaire ama orada bir takipçilik, bir tecrübe de var yani. Sadece alın boş kaleye atılmış bir gol değil. Pandev yakın gelecekte muhtemelen futbolu bırakacak ama bugün öyle tweetler düştü ki işte Beckham'la fotoğrafı düştü. Bir tane şey tweet'i gördüm galiba Barış Gerçeker paylaşmıştı onu da. Simon'la karşılıklı oynamış Pandev. Simon 58 yaşına giriyormuş mesela. Pandev hala gol atıyor. 37 yaşında gol atmaya devam ediyor. Şey dikkatini çekti mi? Bu Arnautovic gol attıktan sonra bir takım kötü söylemlerde bulundu. Bir küfürler evet. falan etmiş. Orada mesela Alaba gitti susturdu. Çenesini falan tutuyor. Yine bir kaptan performansı öne çıktı diyebiliriz. Bugünün kaptan performansı da Alaba'dan diyebiliriz. Kesinlikle katılıyorum. Çok belirleyici bence orada. Çünkü zaman zaman maçın içerisinde tansiyon çok da yükseldi. İki takım arasındaki. Orada Alaba direksiyona geçti ve hemen sakinleştirdi. Gerekeni yaptı. Orada önemli bir rol oynadı. Ya, tabii bu takım için bence büyük nimet Alaba. Yani hem çok pozisyonlu. Bugün stoper oynadı. Yarın orta saha oynar. Sol ön oynar. Ve hani işin mental tarafında çözmesi çok önemli. Bir ufak da line'lerden bahsedelim. Çünkü Kesinlikle. İlk golü de attı. Çok hızlı bir oyuncu. Avusturya takımı da ya bu şeyleri gördük şimdi. Hollanda'ya gelince de konuşuruz. Dün hani Mönye'den bahsetmiştik ya. İşte bugün Liner ve akşam yine Dumfries'in, akşam seansa Dumfries'in performansları sağ beklerin öne çıktığı bir gün oldu dün aslında. Bunda da tabii esas oyuncuların sola konumlanması biraz önemli. Yani burada da Sabitzer bu takımın en önemli oyuncusu. Sol koridorda oynadıkça, Alaba da sol ayakta oraya geldikçe biraz Liner'in tarafına toplar atıldı. Liner de zaten ilk golü çok fizikli değil ama çok iyi konumlanıp çok da güzel bitirdi diye düşünüyorum. Üçlü savunmaların da ön plana çıktığı bir Avrupa şampiyonası oluyor. Son, ya gerçi daha başındayız yani. Ama üç gün geride kaldı yani. Ama evet. Daha da başarılı olan taraf üçlü savunma oynayan takımlar oldu genelde gibi bir görüntüde söz konusu. Onun önemi tabii ki başka. Tabii ki yani şimdi üçlü savunma deyince biraz defansif çıkıyor gibi gözüküyor ama o üçlü savunmanın iki beki hücumcu olursa işte o zaman bir anda her şey değişiyor. Aynen öyle. Thorgan Hazard Kastanya oynuyor mesela. Yok onlar savunmacı değil aslında. Onlar hücumcular. Yani siz aslında üç savunmayla oynamış oluyorsunuz. Ve aslında üçlü oynayan takımlar daha hücumcu bir hüviyette olabiliyorlar. Haklısın. Yani şu an tam hatırlamıyorum kaç takımın kaçı üçlü oynadı. Ama ciddi bir bu konuda yığılma var. Bugün zaten üç takımın üçü de oynamadı mı? Üçlü. Kazananlara bakıyorsun. Ya İngiltere 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 de bu arada dörtlüyüdü ama üçlü gibi üçlüye aslında yani işte. Evet, sadece bir beki yolladılar. Evet doğru. Ondan sonra zaten Avusturya öyle oynadı, evet, Hollanda öyle Hollanda oynadı. Öyle dün oynadı. Belçika öyle oynadı. Evet. İsviçre yine Galler maçında öyle oynadı. İsviçre zaten öyle. Galler üçlü oynuyordu. Galler de zaman zaman üçlü oynuyor. Ama dörtlü oynadı. Oynadılar bu maçta. Ama onlar da üçlü oynuyorlar. Ya genel anlamda üçlü savunmanın ön plana çıktığı bir Avrupa şampiyonası şimdiye kadar. Bundan sonra tabii ki nereye evrilir onu bilmiyorum ama bizim maçta da mesela ilk yarı Mancini üçlü gibi bir şey oynadı. Florenzi'yi hiç çıkarmadı aynen mesela. Öyle. Aynen öyle. O konuda sana katılıyorum. Önümüzdeki maçlarda aslında biraz bakıp belki bunun bir veri olarak da sunabiliriz Kesinlikle. İzleyenlere. Peki devam edelim mi? Geçelim mi ara sıcağı? Geçelim hemen. Ara sıcakta da az önce de ifade ettiğimiz gibi İngiltere-Hırvatistan maçı vardı değerli izleyiciler. Biraz daha fare doğurdu diyebiliriz bu maç için. Çünkü yani benim beklentim açıkçası Bu maçın acayip bir tempolu oynanması, işte İngiltere'nin domine etmesi ama yine de ben beraberlik bekliyordum, ayrı bir konu. Bir noktada Hırvatistan'ın da gerekli direnci göstereceği yönündeydi. Aslında istatistiğe bakınca gerekli direnç gösterildi gibi görünüyor. Ya kağıt üzerinde çok Eşitti farklı bir şey yok ama tabii ki oradaki gol beklentisi biraz durumu değiştirir durumda. Orada İngiltere'nin ne kadar daha fazla şans yakaladığını görebiliyoruz yani aslında bakıldığında. O yüzden de bence İngiltere'de Southgate'in tercihlerini konuşalım istersen. Kesinlikle. Çünkü beni şaşırttı. Sadece seni değil. Yani bütün kendini yalnız hissetme yani. Gerçekten bütün Avrupa'yı şaşırtmış olabilir. Hırvatistan'da ya Hırvatistan da iyi değildi zaten. İngiltere'nin çok daha iyi şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu çok daha skorlu bitebilirdi bu maç ama orada hem Southgate'in tercihleri ön plana çıktı. Hem de Hırvatistan noktasında bilmiyorum yani sen nasıl yorumlayacaksın? Aslında kağıt üzerinde maç berabere bitti. Yani istatistiklere evet. baktığında maç iki tarafa da birer puan yazması gerekiyor. O yüzden diyorum yani orada buçuk sana verilmesi lazım bana değil. O zaman yine mi denk geliyoruz yine yani? Yine eşit oluyor. Şurada çok haklısın yani çıkan 11 çok değişikti. Herkes garipsedi. Yerli, yabancı, bütün Twitter feedime baktığımda herkes çıkan 11'i garipsiyordu. Southgate şey dedi maçtan önce. Trippier'i tercih etmemin sebebi hem birebir de daha iyi savunmacı olması hem de daha tecrübeli olması demişti. Ki haklı olabilir. Chilwell zaten biliyorsun bir hücum beki aslında. Ama Luke Shaw iyi sezon geçirmişti.
Ya ve Chilwell'i ben canlı da izledim bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde. Benim en beğendiğim iki oyuncu, biri Kante'ydi. Kante'yi tüm dünya beğendi zaten. Chilwell canlı öyle bir şey, ya inanılmaz bir seviyede oynamıştı. Ya ben olsam Trippier'i seçmezdim. Ya Luke Shaw ya da Chilwell'i seçerdim kendi adıma. Şöyle bakabiliriz aslında. Mesela Hollanda şöyle yaptı bence. İlk 20 dakika İngiltere boğdu. Evet. Hollanda dedim, özür dilerim, Hırvatistan. İlk 20 dakika boğdu Hırvatistan'ı. Harbiden çıkarmadılar ama Hırvatlar maç boyunca merkezi çok iyi kapattılar ve sürekli köşelere ittiler İngilizleri. Ama ne Walker ne de Trippier, ki demin üçüden bahsettin ya, evet, hep bir beki yolladı Southgate. Bir bek gittiğinde diğer bek hep emniyette arkada kaldı. Onlar yaratamayınca çok fazla hem Kane topla buluşamadı hem de çok alan bulamadılar. Ya yani bir Foden'ın direği var, o da bir taçtan çok hızlıca bir geçiş oyunu gibi. Kane'le ilgili olarak da tam yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Bir tweet vardı, çok güldüm o tweet'e. Son olmayınca Kane diye bir fotoğraf paylaşılmıştı. O fotoğrafta sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Şu anda da görebilirsin. Kane'in performansı da çok fazla eleştirildi çünkü. Bu arada yani öne çıkan isimler arasında bakıldığında İngiltere'de tabii ki ilk sıraya yazacağımız isim Calvin Williams. Özür dilerim, Calvin Phillips olacak. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok affedersin de Kane'in... Sezon diyorum, müthiş bir oyun çıkardı. Ya Kane, evet, bildiğimiz Kane değildi ama yine bence şey, ya Kane'ciliğini yaptı. Yani o bağlantıyı kurdu yani. Hani mesela golü hatırla, kendini o bir tarafa attı. Mason Mount bir tarafa attı. Sterling Brozovic'in arkasına geçti ve bir alan buldu. Yani Kane'i çok da fazla eleştirmeyelim diyorsun. Çok topla yani buluşamadı, evet. Bir tane çok net gol pozisyonu kaçırdı ama Kane'i sadece golcülüğü dışında ele alırsak bence diğer yetilerini yaptı. Ama tweet çok iyi. Buna hiçbir şey diyemem yani. Ben inanılmaz girdim o tweet'e. Calvin Phillips'in performansı yıldızlar. Yani ne kadar golü atan isim Sterling olsa da hem asisti muhteşemdi, evet, hem de pasör özelliklerini yine çok iyi kullandı. Müthiş işler çıkardı. Zaten maçın da bence yıldızıydı. Kesinlikle haklısın. Özellikle şimdi rakip orta saha çok iyi bir orta saha. Yani Brozovic, Modric ve Kovacic. Yani bu orta sahayı hükmetmek çok heyecan veren bir orta sahaydı. Evet. Çok kolay değil. Ki İngiltere bu orta saha İngiltere bir 20-25 dakika pas da yaptırmadı. Ama Calvin Phillips o kadar dinamik ve iki kutunun arasında o kadar iyi oynayabiliyor ki, tabii ki bunu ben de Bielsa'ya bağlayacağım. Çünkü Bielsa çok yüksek eforlu oynatıyor oyuncularını ve aynen Phillips öyle, buna çok alışkın. Yıldızlaştı onunla beraber. Kesinlikle öyle. Mesela 10.3 kilometre koşmuş. En fazla maçın... Mesafe kat eden isim. Mesafe kat eden isim mi? 12-13 tane defansif aksiyonu var. Bir de asist yapmış. Merkez orta sahadan daha ne bekliyorsun? İngiltere resmi hesabı da Calvin Phillips'le ilgili olarak biraz bu çocuğu konuşabilir miyiz diye bir tweet attı zaten. Yani o kadar yıldızlaştı bu maçta. Biraz konuştuk işte ya. Biraz konuştuk yani, kırmadık onları. Hakikaten çok harika bir performans. Bundan sonra yapacaklarını da merak ediyorum ben açıkçası diğer maçlarda. Şöyle bir durum var. Bence Southgate'in bu kadroyla çıkıp, yani daha Chilwell kadroda yok. Sancho'su var, Rashford kenardan giriyor vesaire vesaire. Çok fazla oyuncusu var. Yani en önemli rakibini grupta ana kadrosuyla yenmemesi bence İngiltere'ye daha da artı yazıyor. Bir itiraf et, korktun mu bu kadroyla çıktığında? Allah, benim galiba tahminim birazcık fos çıkacak gibi bir şey hissettin mi? Ben genel olarak yaptığım bütün tahminlerden korkuyorum zaten. Yani özellikle bugünkü tahminlerim çok daha ürkütücü benim adıma. Hadi inşallah. Çünkü hani biraz böyle iki maçı falan bilince hafif de şımardım. Anladım, biraz daha şımarık tercihlerde bulundum. Ama haklısın, ben de biraz ürktüm açıkçası. Ben çok inanmıştım Kuzey Makedonya maçının berabere biteceğine. Çok yıkıldım. Ben o maçtan çok emindim. Ya İngiltere'den de normalde emindim ama 11'leri görünce o kadar emin olamadım. Sana şeyi sormak istiyorum ya. Mesela ben geçen Dünya Kupası'nda böyle düşünüyordum. Hala böyle düşünüyorum. Bence İngiltere milli takımının kalecisi Nick Pope olmalı. Olabilir, bence hiç bir sakıncası yok yani. Tercih aynen, edilebilir. Neden sence? Neden peki hak verilmiyor? Hak verilmiyor. Yani hak verilmiyordan ziyade şöyle olabilir. Biraz tecrübeyle alakalı olabilir ya da, ama performans olarak sonuçta değerlendirildiğinde, sonuçta milli takıma iyi performans sergileyen isimlerin geldiği düşünüldüğünde dediğin şey doğru. Ya lig performansının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle çizgide belki ayakları o kadar iyi değil ama çizgide daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de galiba konuyu geçmeden çok ufak da bir Minks hakkında bir şeyler söylemek tabii istedim. Ki. Çünkü çok ağır bir sakatlık geçirdi. Bir sol bekti Tyrone Minks. Bir stopere evrildi. O atletizminin birçoğunu kaybetti. Ama ya milli takım seviyesine kadar çıkıp Maguire'in yerine taş gibi top oynuyor. Kariyeri tepe taklak olabilirdi Bournemouth'tan sonra. Hem Aston Villa'nın lideri oldu hem de burada Euro'da gayet iyi işler yapıyor. O da
kısa zamanda bayağı mesafe kat etti. Başka var mı öne çıkan isimler? Şöyle bir unuttuğumuz bakalım. Sterling iyi oynadı aslına bakarsan. Sterling tabii ki iyi oynadı. Yani düzenli oynamadığı için City'de söylüyorum. Aynen öyle. Onun dışında... Golü de zaten kaydeden isimdi Sterling. Aynen. Bekler çok hücumda verimli değildi bana sorarsan. Zaten çok şey bir maç olmadı ya. Hani çok pozisyonlu falan bir maç olmadı. Hırvatistan tarafında da şöyle... Ben Bruno Petkovic'in bundan sonra oynamasını bekliyorum Hırvatlar'da. Çünkü Rebic bence tek forvet oynayacak değil de böyle daha çok yardımcı forvet, forvet arkası, sol ön oynayacak bir oyuncu. Ama onlar da dün aslına bakarsan çok formsuzlardı yani. Perisic işin içinde yoktu. Kramer için bu sene 20 golü var Bundesliga'da. Hiç oyuna giremedi. İlk maçı kötü geçtiler ama bu gruptan herhalde rahat çıkarlar değil mi yani? Ya aslında Hırvatistan'ın yani bakıldığında oyuncularına sen zaten az önce orta sahayı saydın. Kovacic, Brozovic, Modric, Kramaric, Rebic. Ya, yani şu öndeki oyuncular yani savunma dörtlüsünün öndeki isimlerin hepsi bir. Gayet çok iyi iş yapacak isimler ama bugün biraz orta saha dışında da çok şey çok fazla üretkenlik gösteremediler bence. Ya İngilizler zaten ikinci yarının bir 15 dakikası tempo yaptı. Golü bulduktan sonra da oyunu rölantiye aldılar. Çok pozisyon vermediler. Sen XG dedin ya çok doğru. Gol beklentisi ayrıştırıyor orada işi. Jude Bellingham konuşmamız lazım biraz da. İngiltere tweet mi attı? O yüzden mi yoksa bizim mi konuşmamız lazım? Konuşalım bence yani konuşabiliriz bence diye. En genç şeyi oldu diye. En genç isim oldu çünkü. Vallahi çatır çatır oynuyor Jude Bellingham. Yani hem Dortmund'a çatır çatır oynuyor. 17 yaş 349 günle en genç oyuncu. Mesela 18-6 tek oyuncu Jude Bellingham. Evet. Ama ne zaman Jude Bellingham gelse aklıma ya da konuşulsa bu formasını emekli etmeleri yani nereden transfer oldu? Birmingham'dan geldi galiba. Birmingham City olması lazım. Evet Birmingham'dan doğru. Birmingham'ın Jude Bellingham transfer olduktan sonra formasını 23 numaralı formayı emekli etmesi aklıma geliyor. Çok garipsiyorum. Ya 16 yaşındaki çocuğun formasını neden emekli edersin diye. Ama muhtemelen bunun cevabını bir 15 yıl sonra falan alabiliriz ya da belki daha fazla. İleri görüşlü bir hareket 20 yıl diyorsun? Sonra yani 37'ye kadar oynar diye düşünerek evet. Ya, olabilir gerçekten. Birmingham'ın ne kadar ileri görüşlü bir takım olduğunu konuşuruz o zamanlarda. Ya, umuyorum yani bir sakatlık falan yaşamazsa zaten evet. Konuşuruz. Dortmund'a çok ön plana çıktı çünkü. Kesinlikle öyle. Bence İngiliz milli takımında da yani orta sahada şans bulabilir. Yani, buraya daha Jordan Henderson gelecek. Bugün de sonradan oyuna girdi. Yani Declan Rice var, Calvin Phillips var. Ama ona rağmen ben bu yaşına göre müthiş performans verdiğini düşünüyorum. Gayet atlet bir oyuncu. Topladığı arası iyi ve kolay değil ya 17 yaşında Euro oynamak çok kolay iş değil de Şampiyonlar Ligi oynamak. Sen de işte Şampiyonlar Ligi programlarında konuştun Bellingham'ı çok övdüğünüz programlar vardı. Ben işin içine yavaş yavaş turnuva ilerledikçe daha çok dakika alarak girebileceğini düşünüyorum. O zaman ana yemeğe geçelim derim ben. Hollanda-Ukrayna maçına. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Hollanda'ya geçelim. Müthiş maçtı çünkü. Çok güzel maçtı. Gerçekten inanılmaz keyif aldık. Turnuvanın en keyifli maçıydı. Hele ki öyle bir açılıştan sonra ardından Eriksen olaylarının dünkü maçların, bir gün önceki maçların, ikinci günün maçlarının önüne geçmesinin ardından Hollanda-Ukrayna maçı tadından yenmeyen bir maç oldu. İtiraf ediyorum 2-0 öne geçtiğinde Hollanda ben şöyle bir rahat nefes aldım ama ne zaman ki 2-2 oldu. Ama şans golleriydi yani. Yarmolenko'nun golü bir kere... İnanılmaz ekstra bir goldü. Turnuvanın bu arada şu ana kadarki en iyi golü ve muhtemelen ilk 5'e de girecek gibi görünüyor bence. Uzun bir zaman olsa da önümüzde müthiş bir goldü. Diğer golde bir duran top organizasyonu. Hakkını yemeyeyim ama sonuçta Hollanda'nın özellikle maçın ilk başında da daha ağırlığını ortaya koyduğu bir maç olduğunu söyleyebiliriz ki Hollanda'da da Frank de Boer'un tercihleri çok fazla eleştirildi yani. Aynı Southgate tercihlerini eleştirildiği gibi bu nasıl bir 11, bu kadar savunmacı bir 11 çıkar mı gibi çok fazla da yorum aldı. Şimdi şöyle direkten döndüm aslında. Tam yakalıyordum ya beraberliği yakalıyordum. Gerçekten direkten çok, döndüm. Çok rahat gerçekten çok, çok derin çok bir nefes ufak. Aldım ben yani oh diye. Onun dışında şöyle bir tweet okudum. İlk 10 dakika maçta 9 şut olmuş Seyhan Hollanda-Ukrayna maçında. Şu ana kadar oynanan bütün maçların ilk 10 dakikasında toplam 8 şut olmuş. Yani ondan daha fazla bir şut olmuş. Zaten maç bir başladı. Biz ne izliyoruz dedik. Yani şu ana kadar ne izliyorduk, bundan sonra ne izliyoruz dedik. Sanki orta sahayı kesip almışlar ortam bir o kale bir bu kale. Gerçekten çok tempoluydu. Aynen bunu hatta konuştuk maçı izlerken konuştuk. De sürekli o kutuya gidiyor top ve bu kutuya geliyor. Çünkü Ukrayna ilk yarıda bir direnç koydu ortaya. Ama ikinci yarı o enerjiden eser kalmamış. İkinci yarı yine 20 dakika falan bayılttı gerçekten Hollanda. De Boer'a gelince ya şöyle bir şey var şimdi bana şeyi hatırlattı. Hazar'ın Chelsea'deki son sezonunda Chelsea Hazar bağımlısı bir takımdı. Top Hazar'ın ayağında olması şarttı.
Burada da Hollanda Depay bağımlısı evet. gibi gözüküyor. Özellikle ilk yarıda. Ama şöyle de bir şey var şimdi. Bu maçın iyilerinden biri De Jong'tu. Evet. De Jong sol iç oynuyor orta sahada. Blind de sol stoper ve oyunu kuruyor. Oyun ister istemez sola yıkılıyor Hollanda'da. Depay da orada olduğu için. Bu da Dumfries'in çok fazla yalnızlaşmasına sebep oldu ters kanatta. Ve Dumfries de kuvvetli bir oyuncu olduğu için Ukrayna'nın sol bekiyle eşleştiğinde sürekli oradan bir mismatch yakalamaya başardı. Ve oradan biraz çözmeye çalıştılar. Ki de yıldızlaştı zaten Dumfries maçta. Kesinlikle öyle ki iki tane net kort pozisyonu var evet. kaçırdı. Yani onları atsa ilk yarıda bu oyunu iş çözebilirdi. Bana biraz öyle geldi yani. Solo oyunu yıkalım, Dumfries'i yalnızlaştıralım ve onun üzerinden bir şeyler çözelim. Golleri öyle gelmese de sonuçta son gol tamamen kuvvetiyle. Bir bekten o kadar net bir kafa vuruşu beklemezsin. Bayağı çıktı, dan diye köşeye bıraktı topu. Wijnaldum'un da tabii ilk golün sahibi olması. Wijnaldum da bugün iyi oynayan isimlerden bir tanesiydi. Weghorst ikinci golün kaydeden isimdi zaten. Ama genel iyi performanslara bakıldığında zaten bu isimler arasında döndü Hollanda cephesinde. Ama yine de hani bundan sonrası için evet gruptan Hollanda çıkar bence. Ama sonrası için bu takım, bu isimlerin şu anki performansı hani bir yarı final hayal ettirmiyor bana. Sana ettiriyor mu? Ya herkesin yüksek seviyede oynaması lazım biraz. Şu ana kadar oynayan takımlarda en böyle evet finale gider dediğimiz takım İtalya zaten. Ya bana tabii göre. Tabii ki canım yani. En net topu İtalya oynuyor. Ama mesela Hollanda orta sahası beni bir tık heyecanlandırıyor. Yani Deron emniyet için çok iyi. Ya Atalanta'nın en büyük emniyetisi bu. Evet. De Jong müthiş bir oyun kurucu. Yani çok iyi bir pasör. Wijnaldum da sürekli ceza sahasına giden, işte dribbling yapan, boş koşulları atan bir oyuncu. Orada güzel bir denge var aslında. Ama onların da işte biliyorsun Van Dijk yok, De Ligt yok. Aslında bu evet. takım mesela dörtlü oynuyordu. Yıldızları yok aslında yani. Yıldız statüsündeki oyuncuların önemli iki tanesi yok. Evet, genel yıldızları biz hücumcular olarak adlandırırız ama Hollanda'nın yıldızları stoperler genel Van Dijk olarak. Van Dijk zaten. Bu takımın evet. yıldızı Van Dijk yani. O yok, De Ligt yok. Biraz da o yüzden Frank de bu üçlü savunmaya dönmek zorunda kaldı bence. Çünkü ya, iki en önemli stoperiniz gittikten sonra da oraya ekstra bir adam koymak istiyor. Dumfries de çok hücumcu bir bek. Bana normal geldi seçimi. Depay'ın üzerinden oynanması da normal geldi. Dediğim gibi o Blind, De Jong, Depay üçgeni kurulunca oyun Ama Depay oraya bir yıkılıyor. Noktadan sonra çok fazla top kaybı yapmaya başladı. O da biraz sıkıntı oldu tabii. 30'dan fazla top kaybı vardı galiba bir ara böyle 80'lerde falan baktığımda. Formda ama Depay'da. Tabii formda canım. İyi sezon geçiriyor yani. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şuna çok üzülüyorum. Şöyle bir hazırlık yapmıştım 2-0 iken durum. İşte Shevchenko Ukrayna'da en son 2012'de en son golü atan isimdi. Bugün de takımın başında malum. Diyorum ki Shevchenko çıksa da gol atsa falan diye düşünmüştür kesin diye konuşacaktım. 2-2'ye getirmeselerdi ama. Yarmolenko çıktı bir anda ortaya. Yarmolenko kaç metreden inanılmaz bir gol attı gerçekten. Vallahi 25 yani 25-26 metre diye tahmin ediyorum şu an golü bir an gözümün önüne getirince ama Yarmolenko bu arada genelde bu golleri atıyor ama en son ne zaman attığını hatırlamıyorum. evet. Yani çünkü West Ham'da çok formda bir buçuk iki senesi son iki senesi çok formda geçmedi. İkinci golde de mesela Malinovski iki golde çok bireysel aslında. Malinovski de çok iyi oynadı. Müthiş kesti o duran evet. topu tık diye oyuncunun kafasına kesti. Ukrayna takımı sen ne diyorsun yani hani böyle bir atılım yapabilecek bu grupta ilerleyebilecek bir sinyal verdi mi sana? Bana vermedi. Yani ya şöyle zaman zaman heyecanlandırdı evet. Gerçi yani goller ekstra gollerdi bana evet. göre çünkü. Ya bence Hollanda büyük çoğunluğunda yani %70'inde falan ağırlığını koyan taraf oldu. Bilemiyorum ya çok fazla değişken ışık, mi var evet, diyorsun? Evet ışık vaat etmiyor bana açıkçası. Ya biraz savunmalarıyla aslında ön plana çıkan bir takımdı Ukrayna. Bu maçta 3 gol yemeleri o açıdan Shevchenko'nun en çok kafasını yani, karıştıran şeydi. Yani Kuzey Makedonya zaten zayıf halkası bu grubun sonuçta. Hı hı. Avusturya mı? Yani bana Avusturya'nın yetenek havuzu daha heyecan verici geliyor. Avusturya biraz daha ağır bir yani oynanan oyuna bakıldığında Avusturya bana biraz daha ağır basıyormuş gibi geliyor. İşte en iyi üçüncü olma konusunda da tabii bilemiyorum. O biraz değişti. Daha evet daha yolu var onun konuşmanın ya, zaten. Katılıyorum. Ya Ukrayna başarılı olursa savunmasıyla muhtemelen defansıyla olacak ama Avusturya daha yaratıcı ve daha gole yakın oyuncularla kurulu. Şeyi unuttum ya Makedonya Avusturya'yı bir anda geçince bugün bu pandemi muhabbetini tweet atmış Oğuz. Onun altına da çok enteresan evet. bir yorum gelmiş. Sen ben de bile bilmiyordum onu evet. Pandev'in kardeşiyle senin soy ismin mi aynıymış? Evet. Böyle bir Pandev'in kardeşinin ismiyle benim soy ismim çok benzer. Yani aynı gibi görünüyor bakılınca.
Ama onun adı Saşko, benim soy ismim Şaşko. Yani orada bir harf farkı var. Ama gerçekten de müthiş bir benzerlik. Benim de haberim yoktu bundan. Ya bunu yakalayan arkadaşa da harbiden helal tebrik olsun. Tebrik etmek lazım. Yani ben hiç bakmamıştım. Hiç bu konuyla ilgili bir bilgim yoktu. Hakikaten benim soy ismimle Pandev'in kardeşinin ismi aynıymış gibi bir durum söz konusu oldu. Ben görünce bayağı şaşırdım. Harbiden bayağı şaşırdım. Nasıl bir bilgi ya dedim. Bunu. Evet, nereden evet, çıktı gerçekten yani? Müthiş bir şeymiş hakikaten. O arkadaşa da buradan sevgilerimizi iletelim. Böyle bir bilgiyi bizlerle paylaştığı için bize de böyle güzel bir detay çıkmış oldu çünkü. Şeye geçelim mi? Bayiye mi? Bayiler beni çok heyecanlandırıyor. Hadi hemen geçelim. Bakalım tahminlerimizde neler var maçlara değerli bakıyoruz izleyiciler. Galiba. Bu arada maçlar bayağı sakat maçlar var yani Sayan. İki maç ciddi sakat. Evet. Ne diyorsun? İskoçya Çekya mı? Buyurun önce sen başla bugün. Dün ben başlamıştım. Ben İskoçya... Yo dün de ben başladım ya. Öyle Hiç mi? Öyle bir şey olmadı yani. İskoçya Çekya'ya... Ben İskoçya'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Yani yarının sürprizi olarak İskoçya... Yani ortada bir maç gözüküyor. Ama Çekya'yı son İtalya maçında da biraz etkisinde kalarak İskoçların 3 puan alacağını düşünüyorum. Ben İskoçya'nın bayrağının etkisinde kalarak beraberlik dedim. Çok iyi bir noktaya değindin gerçekten. Beraberlik mi diyorsun? Beraberlik diyorum. Galiba sen kazanacaksın bunu ya. Hemen totemime başlayayım daha. Hemen başladım totemime. Evet, peki Polonya, Slovakya maçına ne diyorsun? Ben o maça beraberlik diyorum ya Seyhan. Ben de diyorum ki umarım Polonya kazanacak. Çünkü Lewandowski'yi besleyecekler gibi geliyor yani umuyorum. Ben de işte çok besleyemezlerse iş sıkıntıya girebilir ve maç böyle kilitlenebilir gibi düşündüm. Ama bu iki tercihinde de bir adım öndesin ve bu beni biraz tabii ki ürkütüyor. Evet, yalandan yapıyor bunları tabii ki. Full totemim ya. Her ve şeyim son totem. Maçımızda hemen söylüyorum. İspanya-İsveç maçı. İspanya diyeceğim. Tek hemfikir olduğumuz konu bu. Sen de mi İspanya diyorsun? İspanya diyorum. Güzel. Ya Sergio Ramos'suz da bence rahat bir şekilde İsveç'i geçebilirler. Tabii onların da bayağı bir Covid problemleri var. Yarın muhtemelen onları da konuşuruz. Ama... Sergio Busquets de zaten Covid sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Aynen. Ama senin seçimlerin bana daha dengeli geldi. Daha mantıklı geldi. Dedim ya işte ben bugün iki maçı verince biraz şımarayım dedim yani. Ben daha başlangıçta fırsatım varken şımarayım dedim. Ben de şimdiden toparlayayım dedim. Çünkü yoksa sen beni geçeceksin gibi görünüyor. Buna asla izin veremem. Ya, umuyorum öyle olur ama çok da emin değilim ya sana. Peki bugünü de noktalıyoruz o zaman Doruk. Bugün de 3 maçı konuştuk. Yarınla ilgili, daha doğrusu bugünle ilgili tahminlerimizi yaptık dün konuştuktan sonra. Bakalım kaçta kaç yapacağız. Artık saymaya da başlayacağız. Göreceğiz nasıl şekillenecek. Yarın tabloyla mı Yarın olacağız? Tabloyla Güzel. Olacağız artık. Karşınıza çıkacağız. Şu anda ben 3'te 1, Doruk 3'te 2. Bir adım önde Doruk dilerim. Yarınki yayınımızda bunu bozarız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Tabii ki bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere diyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.